Duyduğum şey doğru mu? Ne duyduğuna bağlı. İkbal Hanım'la konuştum. Restoranı kapatmaktan vazgeçtiğini söyledi. Avukatlarla konuşuyordu. Doğru. Bence hayatında aldığın en doğru kararlardan biri. Engin, şu konuya bir açıklık getirelim. Ben sadece restoranın açılmasına izin verdim. Manami için. Nazlı'yı affetme. Onu affetmem bu kadar kolay değil. Tamam tamam. İyi yaptın ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ferit Bey nerede? Mutfakta. Tamam. Aa, lütfen basmayın. Kurumadan basılmasından hiç hoşlanmıyor. Kenardan geçerseniz. Tabii. Sorun yok. Kıyıdan kıyıdan gidiyoruz biz. Bakın anlamıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız en iyi dolma olabilir ama benim yediğim en iyi dolma bu değil. Ya siz kendinizi geliştireceksiniz ya da burada çalışmayacaksınız. Bu kadar basit. Yarım saatiniz var. Ne konuşacaksak hızlı olun. Bak şimdi pirinci önden kavur. İçine de bir yarım limon sık. Siz kimsiniz pardon? Tesisatçıyım canım ben. İçimden geldi söyleyeyim dedim. Bu da çok dayanmayacak. Yazık. Hemen işe koyulalım. Biz aslında tam zamanında geldik. Tamam, konumuza gelelim. Manemi, bu arada sen çok ısrarcı oldun diye kabul ettim sizi. Biz bunu göstermek istedik. Bakayım. Bunların hepsi çöp. Başka ne var elinizde? Başka bir şey yok. Reklam ajansı bunları hazırlamış. Bunlardan birini seçeceğiz, ondan sonra basacaklar. Sonra? Sonrası tanıtım amaçlı olarak çevredeki ev ve iş yerlerine dağıtılacak. Ne bu böyle? Pideci mi işletiyoruz biz? Oldu olacak bir de promosyon yapın. Pide alana sushi bedava diye. Ferit Bey, bahsettiğimiz öyle bir duruş değil. Biz sadece başlangıç olarak... Bakın, bu restoranı farklı bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Neden kendinizi mahalleyle sınırlıyorsunuz ki? Bu restorana İstanbul'un her tarafından insanlar gelmeli. Burası bir cazibe merkezi olmalı. Zaten menümüzün cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Yetmez. Öncelikle yapmamız gereken kalbur üstü insanlara ulaşmak. Bunu da bu ucuz şeylerle başaramazsınız. Tamam peki, sizin fikirlerinizi dinleyelim. Bir kere ismimizi duyurmamız şart. En yukarıdan başlamalıyız. Öncelikle en çok satan dergilerde yer almaya çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Tanıdığım çok ünlü bir gurme var. Restorana davet edeceğim. Ben kendisine ulaşırım. Gelecek mi peki? Elimden geleni yaparım. Yalnız kendisi biraz aksi biri. Zor beğenir. Sorun yok. Ben öyle tiplere çok alışığım. Tamam, tamam. Peki biz şimdi bu reklam ajansı ne demeliyiz? Teşekkür edip kovun. Ben sizi bizim çalıştığımız şirkete yönlendiririm. Haftaya onlarla bir toplantı yaparsınız, bütün kurumsal kimliği çıkarırlar. Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir haberim var. Seni dinliyorum. Şirketteki hisselerimi kendim yönetmeye karar verdim. İyi fikir. Yani artık benim adıma karar veremeyeceksin. Peki. Endişe etmiyor musun? Endişe etmem mi lazım? Belki. Yani ne de olsa şirketin hisselerinin çoğunluğu Demet'le bende. Ferit Bey, Kemal Usta sizinle görüşmek istiyormuş. Önemli bir mevzu varmış galiba. Gelsin İkbal Hanım. Yalnız mümkünse sizi aşağı otoparka rica ediyor. Tamam, geliyorum. Hiçbir şey söylemeyecek misin?
Ne yapmak istiyorsan yap Deniz. Doğru olduğuna inandığın gibi davran. Ama dikkat et, pişman olma sonra. Ferit abi dursana. Ferit abi. Ferit! Ne istiyorsun Deniz? Söyleyeceğini söyledi. Demet ve Hakan'la şirketi yönetmek istiyorsan seni durduramam. Ne dememi bekliyorsun? Şirket yönetmek falan hiçbiri umurumda değil. Ne istiyorum biliyor musun? Nazlı'yı rahat bırakmanı istiyorum. Ona böyle eziyet çektireceğine ortaklıktan çekilip aradan kaybolmanı istiyorum. İnsanların hayatlarını daha fazla yönetemeyeceğini öğrenmeni istiyorum. Hem senin sıkıntın Hakan'la ya da Demet'le falan değil mi ya? Git onlarla hallet sıkıntını. Ama her şeyin suçunu hiçbir suçu olmayan Nazlı'ya yükleme. Şirketteki payın falan da umurumda değil. İstediğini alabilirsin. Hepsi sizin olsun. Alın, yönetin birbirinizi. Ne istiyorsanız yapın ya. Ama bizi rahat bırakın. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Ha? Payını falan istemiyorum senin. İkimiz de sinirliyiz, ikimiz de gerginiz. Tamam, sakin. Sakin. Ha? Sonra konuşalım. Tamam. Uzak dur benden! Ferit Bey. Ferit Bey. Demir Beylerin aracını çek demiştiniz ya. Evet Kemal Usta. Aracı çekmek için zincir bağlayacaktık. Fakat o esnada bir şey fark ettim. Bazı parçaların vidaları elle sökülmüş. Hatta bir iki vida da yerde duruyor hala. Ne demek istiyorsun usta sen? Şöyle. Birine bu arabayı sabote ettiler. Bozacağı parça şu an ortada yok. Belli ki kaza yerine düşmemiş. Sonradan sökülmüş. Biri tertemiz çekip almış. Kaza olmayabilir bu iş. Kaza olmayabilir. Hatta daha net söyleyeyim. Bence bu iş kaza falan değil. Biri bu arabayı sabote etmiş. Sizin Kemal Usta'nın tahmini arabanın sabote edilmiş olduğu yönünde. Sonradan arabanın hurdaya çıkarılmaması üzerine endişelendiler ve buraya gelerek arabanın sabote ettikleri parçasını arkada delil bırakmamak için söküp çaldılar. Ben tahminde biraz daha ileriye gidiyorum komiser bey. Bence bütün bunların azmettiricisi Hakan Önder. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle bu soruşturmanın yeniden açılabilmesi için bize sağlam deliller lazım. Sonra soruşturmanın nereye uzanacağını göreceğiz. Nereye uzanacağı belli. Şimdi ne olacak? Yani ne yapacağız? Bu olayla Hakan'ın ilgili olup olmadığını nereden anlayacağız? Otoparka kimin girdiğini bulursak ve Hakan Önder'in ilişini ispatlarsak... Bulacağız. Bulacağız ve Hakan'ı hak ettiği yere hapse yollayacağız. Ben güvenlik odasına gidiyorum. Çocuklar kamera kayıtlarına bakmaya başlamıştı. Ben de size eşlik edeyim. Polis de net bir şey söyleyemiyor tabii. Araştıracaklar. Olayın üzerinden çok zaman geçti. Çok geç kaldım çok. Ferit sen nereden bilebilirdin ki kendini suçluyorsun? İkisi de kendi halinde insanlardı. Olay çok net kaza gibiydi ya. Kim bilebilir sabotaj olduğunu? Kolay gelsin. Ne işin var lan senin burada? Ferit dur sakin ol, çalışanlar var. Sakin Ferit Aslan, sakin. Kavga etmek için gelmedim buraya.
Demir'le Zeynep'in kaza mevzusunu konuşmak için geldim. Senin onların ismini ağzına almaya hakkın yok, tamam mı? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Defol git buradan. Ferit Aslan. Hakan git. Ya nereye gideyim Engin? Ha? Ben kimseyi öldürmedim Engin. Kimsenin ölüm emrini vermedim ben. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Farkında mısın sen? İki tane insandan bahsediyoruz ya. Biri benim karımın abiyi, biri senin ablan. Ben neden böyle bir şey yapayım? Niçin böyle bir şey yapayım? Aklınız kesiyor mu bunu? Bakın benim tek derdim size yardımcı olmak. Hepsi bu. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Var. Kusura bakma ama en çok benim yardımıma ihtiyacım var. Çünkü dışarıdan bakabilen bir tek benim içinizde. Ya arkadaşlar siz o insanları canınız gibi bilmiyor muydunuz? Çok iyi tanımıyor muydunuz ha? Her şeylerini bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Bir tek ben bilmiyorum. Benim aklıma gelen sorular sizin aklınıza geliyor mu? Bu insanların başka düşmanı var mı? Bu kadar canice, bu kadar pis, bu kadar kötü bir şeyi gözü dönmüş bir şekilde kim yapabilir bu insanlara? Ya bu insanların özel hayatı yok muydu? Belki sizin bilmediğiniz bir sürü şey var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ha? Bakın birlikte bakarsak kuvvet doğar birlikten. Birlikte bulabiliriz. Hakan ne söylemeye çalıştığını anlıyoruz. Hadi de gel. Bakın ben de artık bu işin içindeyim. Benim evime gelip yaptığın hareketle sen soktun zaten beni bu işin içine. Artık bu benim de mesele, tamam mı? En azından karıma borçluyum bunu. O cani, o hayvan eğer her kimse onu bulup getirmek benim de artık görevim. Bunu anlayın. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Samimiyetime inan diye söylüyorum Ferit. Bu iğrenç olay kapanana kadar bulut da sende kalsın istiyorsan, tamam mı? Yalnız bir şey daha var. Şu bana attığın yumrukla şu elimin hali var ya. Bu mevzular bitsin. Onu da seninle görüşeceğiz. Kaydetmemiş. Kaydetmemiş mi? Nasıl kaydetmez ya? Nedir? Neler oluyor? Güvenlik kameralarını inceliyoruz. Demir'in aracının buraya geldiği güne kadar geri gidildi. Tüm kayıtlar incelendi ama... Ama hiçbir şey yok. Sadece 1,5 ay önce bir gün 8 saat boyunca kameralar hiçbir şey kaydetmemiş. Nasıl fark edilmemiş bu? Ferit Bey o gün kameralar çalışıyordu. Görüntü de veriyordu. Fakat kayıt sistemi arızalanmış. Ertesi gün durum fark edilince üst düzeyde arama ve soruşturma yapıldı. Netice? Hiçbir hırsızlık ve vukuat bildirilmedi. Binada herhangi bir zarar tespit edilmedi. Yangın ve güvenlik sistemleri dahil tüm sistemler eksiksiz çalışmaktaydı. Neticede bunun bir arıza olduğuna karar verildi ve tüm yazılım yenilendi. Muhtemelen sanal bir saldırıyla kaydı bir süre engellediler. Arabaya müdahale edecek kişi de rahat çalıştı maalesef. Ama bu durum arabaya dışarıdan müdahale yapıldığının kanıtı neredeyse, öyle değil mi? Bu şüphenizi kuvvetlendiriyor. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Şirket içerisinde Demir Bey'e düşmanlık besleyecek biri ya da birileri var mı? Soralım, soruşturalım. Ekber Hanım'a söyleyeyim. Çaktırmadan ortalığı, ayağa kaldırmadan bir araştırsın. Bir şekilde bu adamın ipliğini pazara çıkaracağım. Öyle ya da böyle. Elbet bir yerde çıkarmış olmalı. Ben bir bara uğrayacağım. Daha doğrusu önce eve, sonra bara. Bundan sonra daha sık göreceğiz galiba seni. Şirketteki hisseni kendin temsil etmek istediğini söylemiştin ya. Evet. Ama bir takım elbise giyip odaya kurulacak değilim. Sadece bazı kararlar alınırken masada olmak istiyorum. Her zaman beklerim. Gelirim. Nazlı'yı hala affetmedin değil mi? Neden soruyorsun? Affetmedin. Peki soru şu. Neden affetmediğin birisiyle ortaklığa devam ediyorsun? Teklifim hala geçerli. İstersen payını bana satabilirsin. Restoran benim için ticari bir yatırım Deniz. Ticarette duygulara yer yok. Akılla hareket etmek lazım. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ben de öyle.
Ben de hiç vazgeçmeyeceğim. Gelin. Selam Ferit. Konuşmamız lazım. Konuşacağız demedi. Yakında bol bol konuşacağız. Bak, ben Hakan'ın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Seninki sadece bir temenni. Sevgili kocanın suçlu olduğuna inanmak istemiyorsun. Sevgili kocam. Sevgili kocamın sevgili kocam olmasını siz sağladınız. Bu senin tercihindi Demet. Şu an kendi tercih ettiğin hayatı yaşıyorsun. Hayır. Bu benim tercihim değildi. Sen beni terk ettiğinde sadece sen terk etmemiştin. Ailem de beni terk etmişti. Ne olduysa hataların ve şımarıklıkların yüzünden oldu. Defalarca uyarılmana rağmen böyle davranmayı sen tercih ettin. Hatalar, şımarıklıklar. Doğru. Hepsini ben yapmış olabilirim. Ama biliyor musun Ferit? Ben kendimi yapayalnız kalmış hissettiğimde yanımda sadece Hakan vardı. Bu benim tercihim değildi. Ben sadece başkalarının tercihlerini hayat diye yaşıyorum. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor musun? Benim tercih ettiklerim belli. Ama siz beni hiçbir zaman dinlemediniz. Her zaman ötelediniz, her zaman ittiniz. Oysa ki tek istediğim sadece bir şanstı. Hala da öyle. Kaza aydınlanana kadar kimseye şans verecek değilim. Bulut bu akşam da mı seninle kalacak? Evet. Hakan aklına kadar o eve gitmesine izin vermem. Ki aklanacağını hiç zannetmiyorum. Hayır. Bulut niye bende hiç kalmıyor? Bu akşam bende kalsın mesela. Bende kurulmuş bir düzeni var Deniz. E bende de kurarız bir düzen. Şimdi odası falan hazır. Hem ortalık böyle karışıkken bence hiç kafalarımızı karıştırmıyor. Eyvallah. Yine senin istediğin olsun. Bir otoparktan haber geldi. Demir'in aracının kaza yaptığı gün durduğu bir otopark. Daha önce konuşulmadı mı otoparkta? Bu o değil. Bu başka bir otopark. Demir o gün eve gitmeden önce bir tane AVM'ye gitmiş bir şey almak için. Yeni öğreniyoruz biz tabii. O gün orada bir görevli arabanın altına yatıp kalkan bir tane adam görmüş. Şüphelenmemiş mi yani? Müdahale etmemiş mi herifi? Şüphelenmiş ama yanına gittiğinde çocuğumun oyuncağını düşürdüm falan demiş. Adam bugün bizim arabanın resmini görünce jeton düşmüş hemen. Anladı yani. Görüntüsü var mı? Yok maalesef. O yol kenarındaki büyük AVM'lerden. Büyük bir alan. Yeterli kamera yok. Olanlardan da bazıları çalışmıyormuş. Yine de incelenmesi lazım diğerlerinin. Tamam siz bana adresi atın. Ben gidiyorum. Adam görsem tanırım diye. Esmer, böyle kirli sakallı, orta boylu. Öyle bir adammış ama kim bilir kim? Şirket telefonuna isimsiz bir ihbar olarak gelmiş Ferit Bey. İkbal Hanım polis tespit eder nereden arandığını? Düşünmüşlerdir onu, bir telefon kulübesidir. Bu Celal denen adam mı yapmış bu işi, öyle mi diyor telefondaki? Evet, daha önce de biliyormuş fakat korktuğu için bir şey söyleyememiş. Sizin Celal'in peşinde olduğunuzu ve evine gelip gittiğinizi gördüğü için de gerçeği söylemek istemiş. Tamam. Hemen polise bildirelim durumu. Ben bunun Celal'in yaptığına inanmıyorum. Oraya gidiyorum. Ferit, bir dur önce polis değerlendirsin durumu. Ferit! Ferit!